Gökyüzünde görülen garip bir cismi andıran kızıl bulutlar halkı korku ve paniğe sevk etti. Türkiye'nin bazı şehirlerinde gökyüzünde görülebilen bulutsu geçtiğimiz Perşembe günü Bursa şehrinde ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında korkutucu videoları ve fotoğrafları çokça paylaşıldı. Bulutsu içli dışlı iki daire şeklindeydi. Bu bulutsunun aynısı depremlerden önce de Türkiye semalarında görülmüştü. Bazı bilim insanları da bulutsunun topraktan çıkan büyük bir enerji birikiminin gökyüzünde toplanmış hali olduğunu söylüyor. Bu görüntünün hemen ardından Türkiye'de ard arda büyük depremler olmuştu. Depremlerin ardından aynı bulutsu tekrar gökyüzünde belirdi. Bu sebeple Türk halkının büyük kısmı geçen sefer görüldüğü zaman olduğu gibi yeniden depremler olacağını düşünerek panikledi. Ayrıca bilim insanları da bu tip bulutsuların depremlere veya başka doğal afetlere işaret olabileceğini söylüyor. Her şey bir yana, bütün bu hadiselere, felaketler ve doğal afetler, kıyamet gününün yaklaştığının habercisi. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 küsür sene önceden bize bununla ilgili pek çok hadis-i şerifler nakledilmiştir. Depremlerin ve yıldırımların artmasının kıyamet alameti olduğuna dair birçok rivayet mevcuttur. Görüntüyle ilgili sosyal medya platformlarında pek çok yorum yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı görünüşe göre bir uzaylı karması o portaldan aşağı inmek üzere yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı, daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Aşırı sıkı bir bulut, neredeyse ışık bile geçirmiyor şeklinde yorum yaparken bir başkası, bu şey gerçekten bir bulut mu yoksa bir hava aracı mı, sanki uçuyor gibi dedi. Guardian gazetesi, bu daire şeklindeki gök cisminin ilk olarak güneşin doğuşu esnasında çıktığını ve kaybolmaya başlamadan önce bu garip şekli yaklaşık bir saat boyunca koruduğunu yazdı. Bu mercek görünümündeki bulutsunun yerden 2000 metre kadar yükseklikte olduğu tahmin ediliyor. Mercek bulut adı verilen bu çeşit, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Fon rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutların görülebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz Perşembe günü Bursa şehrinde gökyüzünde görülen ve yaklaşık bir saat şeklini koruyan bu bulutu görenler şaşkına döndü ve hemen fotoğrafları ve videoları çekilerek sosyal platformlarda paylaşılmaya başlandı. İmanın altı şartından biri ahiret gününe imandır. Her Müslüman Allah'a, peygamberlere ve Kur'an-ı Kerim'e inandığı gibi ahiret gününe de iman eder. Ahiret hayatı kıyametin kopmasıyla başlayacak ve Kur'an'da din günü olarak tanımlanan o günde yaratılan herkes Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet, kıyam sözcüğünden türetilmiştir. Kıyam ayağa kalkmak, doğrulmak ve dirilmek demektir. İsrafil suru ilk defa üflediğinde o anda dünyada olan herkes ölecek, ikinci kez üflediğinde ise dirilip Hakk'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet, ahirete açılan bir kapıdır. Kimin cennete ve cehenneme gideceğinin belirleneceği gündür. Kıyamet alametleri, din gününün yaklaştığını önceden bildiren alametlerdir. Din ulemasına göre küçük ve büyük kıyamet alametlerinin birçoğu gerçekleşmiştir. Hazreti Muhammed, insanları uyarmak ve cennetle müjdelemek için gönderilen son peygamberdir. Son peygamberin gönderilmesi ise birçok kaynakta küçük kıyamet alametlerinin başında gösterilir. Diğer küçük kıyamet alametleri ise şunlardır. Alimlerin sayısı azalacak. Buna karşın cehalet hızla yayılacak. Nedeni bilinmeyen ölümlerin sayısı artacak. Bolluk bereket arttıkça zekat verenlerin sayısında azalma yaşanacak. Allah'a ve dine iman edenler azalacak. Emanete kıymet verilmeyecek. Fitne, dedikodu ve yalancılık artacak. Kitapların ve müelliflerin sayısında gözle görülür oranda bir artış yaşanacak. Kimse en yakınındaki insana bile güvenmeyecek. Doğanın dengesi bozulacak. Örneğin kış mevsiminde hava yaz gibi olacak. Dünya genelinde sel, deprem, yangın gibi felaketler artacak. Faiz yayılacak. Ticarette dürüstlük ortadan kalkacak. Zina ve içki içmek gibi büyük günahlar çoğalacak. Her yere yüksek katlı binalar dikilecek. Kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı hızla azalacak. İş ehli olmayan kişilere verilecek. Hakkı ve doğruyu söyleyenler susturulacak. Komşuluk ilişkileri büsbütün bozulacak. Helal haram, haramsa helal sayılacak. Adaletle hükmeden hükümdarların sayısı azalacak. Kader ve ahiret günü inkar edilecek. Büyük alametler ise şunlardır. Güneş batıdan doğacak. Dabbetül Arz ortaya çıkacak, Yecüc ve Mecüc ortaya çıkacak ve dünyada büyük savaşlar yaşanacak. Hazreti İsa gökten inecek ve dünyadaki düzensizliğe son verecek. Gökten duman çıkacak ve bu duman dünyanın her yerinden görülebilecek kadar büyük olacak. Deccal ortaya çıkacak.